Yine hiçbir kurumda olmadığı gibi yargı mensubu, hakim ve savcılar, yargı çalışanı gibi hiyerarşik bir kas sisteminin içinde yer alan ve hakim ve savcıların özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden bir türlü nasibini almayan yargı emekçilerinin ekonomik haklarında 2009 yılından bu yana hiçbir ilerleme sağlanamamış, aksine var olan havuz paralarının kaldırılması, fazla mesai ödemelerinde yaşanan budalmalar, ulaşım paralarının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir ile sınırlı tutulması gibi uygulamalarla ekonomik kayıpları her geçen gün biraz daha arttırılmıştır. Personel yetersizliği, iş yükü fazlalığı, düşük ücretler gibi devasa sorunların altında ezilen yargı emekçilerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması şöyle dursun: her geçen gün biraz daha kötü çalışma koşullarına, yoksulluğa, hatta aşağı mahkum edilmesi kabul edilemez, kabul etmeyeceğiz. İnsan istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Değerli basın, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 4. maddesinde yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetini Ankara, İstanbul, İzmir illeri için 2/3, diğer iller için yarısını aşmamak üzere bu yönetmelik kapsamında dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, ödenek dağıtımının yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısının dikkate alınmak suretiyle yapılacağı ve yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hüküm altına alınmış. Milli uygulama tebliği ile 2022 yılında memurlardan ek gösterge durumlarına göre 2.07 TL ile 8.44 TL arasında günlük yemek bedeli alınacağı belirlenmiştir. Hal böyleyken ve yıllık enflasyon resmi rakamlarla Mayıs 2022 sonu itibariyle %73.50 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, memurlara verilen ve müjdeler üstüne müjdelerle duyurulan %30'luk artış, elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, dolayısıyla iğneden ipliğe birçok şeye yapılan zamlarla daha verildiği ayda buhar olup uçmuşken, Adana Adliyesi'nde çalışan yargı emekçilerinin öğle yemeği ücreti yapılan %70'lik zamla %18.36 TL'den 27 TL'ye çıkarılmıştır. Ancak buradaki asıl trajedi, 27 TL yemek bedelinin 3 TL'sinin devlet memurları yiyecek yardımı ödeneğinden karşılanırken kalan 24 TL'nin personele yüklenmiş olmasıdır. Zamdan önceki 36 TL yemek bedelinin 14.50 TL'sinin personelden, 3.86 TL'sinin devlet ödeneğinden karşılandığı fiyatın artması ile beraber zaten yok hükmünde olan bu ödeneğin biraz daha azalıyor olması insan aklının alaya almasından başka nedir ki? Göstermelik, göstermelik ödenek istemiyoruz, vermelik ödenek istemiyoruz. Değerli basın, her ne kadar devlet memurları yiyecek yardımı giderler, yemek maliyetinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için 2/3, diğer iller için yarısını aşmamak üzere karşılanacağı hüküm altına alınmış olsa da, Adana Adliyesi'nde olduğu gibi fiili durumda 27 TL yemek bedelinin 3 TL gibi komik bir kısmı devlet katkısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine İlkiz Sıranoğlu Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin uygulama tebliğiyle 2022 yılında memurlardan alınacak yemek bedeli ek gösterge durumlarına göre 2.07 TL ile 8.44 TL arasında belirlenirken, Adana Adliyesi'nde çalışan yargı emekçilerinden alınan 24 TL günlük yemek bedeli ve 3 TL'de kalan kurum katkısı ülkemizdeki hak, hukuk, adalet olgusundaki hazin tabloyu maalesef ve ironik bir şekilde hak, hukuk, adalet dağıtmakla mükellef Adalet Sarayı'nda bir kez daha gözler önüne sermiştir. ...olarak ulaşımı da etkilemiş ve şehir içi ulaşım ücreti kontrolsüz bir şekilde artmıştır.